Değerli basın emekçileri, sevgili mücadele arkadaşlarımız, Türk Tabipler Birliği'nin sevgili genel sekreteri, Keskeş Başkanımız ve MYK'larımız, bağlı sendikalarımızın MYK'ları, sevgili milletvekilimiz, hepiniz hoş geldiniz. Sesin pandemi döneminde yaptığı çalışmalar, yürüttüğü kadın mücadelelerinin suç unsuru olarak gösterildiği davanın 9. duruşmasına bugün giriyoruz. Tam 3 yıl geçti, 4. yıl oluyor ve 4 yıldır bir hukuksuzluk devam ediyor. Bizim bu duruşmadan beklentimiz aslında bu 4 yıldır süren hukuksuzluğun bir şekilde son bulması. Evet, tutuklu arkadaşlarımız yok fakat adli kontrol şartıyla şu anda dışarıda olan arkadaşlarımız var. En azından bu duruşmada bu adli kontrol sürelerinin sonlandırılmasını ve Türkiye demokrasisi açısından emek demokrasi güçlerine yönelik baskıların son bulması açısından bir adım atılmasını bekliyoruz. Bu ülkenin artık gerçekten normalleşmeye ihtiyacı var. Demokrasi kültürünün gelişmeye ihtiyacı var. Ve demokrasinin tüm kurum kurallarıyla artık işlemesine ihtiyaç var. Bizler de halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkı mücadelesi, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ekonomik, demokratik, özlük hakları mücadelesi yanında demokrasi mücadelesi de yürüten bir örgütüz ve demokratik bir ülkede de artık yaşamak istiyoruz. Bu hukuksuzlukların son bulmasını istiyoruz. Değerli arkadaşlar, yine bir hukuk garabetinin içerisinde adliye önünde konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu ülkede artık normalleşme çok önemli. Toplum bütün kesimlerinden bu tepkiyi alıyoruz. Hukuksuzluk süreçlerinin ortadan kaldırılmasıyla başlayacak normalleşme belki de. Uzun süredir insanlar kendi masumiyetlerini ispatlamak zorunda kalıyorlar. Olmayan deliller karşısında savunma yapmaya çalışıyorlar. Oysa ki hukukun başlangıcında masumiyet kararnesi vardır. Dolayısıyla biz artık hiçbir delilin olmadığı iddia makamlarına karşı savunma yapma süreçlerinden bıkkınlık geldiğini düşünüyoruz bütün toplum olarak. Dolayısıyla bu davayla bu sürecin başlaması gerektiğine inanıyoruz. Bugün itibariyle bir normalleşme ve hukuk devletine geri dönüş sürecinin başlaması gerektiğine inancımızı bir kez daha ifade edelim. Bu davanın bugün sonuçlanması, arkadaşlarımızın beraatiyle sonuçlanmasını bekliyoruz. Bak değerli arkadaşlar, sendikal mücadele veren insanları yıldırmak için bir dava açılmış durumda. Normal hukuki normlar içerisinde aslında böyle bir davanın görülmemesi bile gerekir. Pandemi dönemindeki çalışmalarda, kadın hakları ile ilgili mücadelelerde, emekçinin işçinin haklarının korunmasında mücadele eden arkadaşlarımız yargılanıyor. Ve umarız ki sonuçta bir beraatla sonuçlanacaktır. Ve umarız ki arkadaşlarımız kısa sürede beraatleriyle sendikal mücadelelerine devam ederler işçi emekçiler için. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Duruşmanın sonucu hakkında sizlere ayrıca bilgilendirme yapacağız. Teşekkür ediyoruz. Katıldınız.